Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte patlayan Note 7'lerin yerine çıkan Samsung Galaxy Note Fan Edition'ı inceliyoruz. Hepimizin bildiği gibi Note 7'ler çıktıktan bir süre sonra patır patır patlamaya başladı. Sonra firma bu Note 7'leri geriye çağırdı ve kullanılabilir parçalarıyla bu telefonu ürettiler. Burada tabii ki değişen birkaç detay var. Öncelikle o Note 7'lerin bataryaları tamamen değişti. 3500 mAh'di, şimdi 3200'e düşürdüler ve 8 katmanlı bir güvenlik önlemi getirdiler. 300 mAh'lik bu düşüş telefonu 2 gram daha hafif bir hale getirdi. Ancak en önemlisi telefonlar artık kimseye zarar vermiyor. Şimdi dilerseniz tasarımla devam edelim. Tasarım kısmında gözle görülmeyecek kadar küçük bir seviyede değişim var. Ekran gövde oranı birazcık daha iyileştirildi. Bunun yanında Note 7'de ekran tarafı Gorilla Glass 5'ti. Şimdi hem arka hem ön taraf Gorilla Glass 5'te korunuyor. Metal bir çerçeveyle gelen telefon kaymayan bir yapıya sahip ve güzel bir tutuş hissiyatı veriyor. Ayrıca IP68 sertifikası ile birlikte suya karşı da dayanıklı telefonumuz. Tasarım olarak aslında 2016 yılının çizgilerini taşısa da cihaz hem fiyatıyla hem de özellikleriyle bence günümüzde hala rahatlıkla kullanılabilecek bir telefon oldu. Ön tarafta parmak izi okuyucumuz duruyor. Fiziksel bir home tuşumuz yer alıyor arkadaşlar. Ayrıca güvenlik önlemi olarak da iris tarayıcısı da tabii ki mevcut. Telefonumuz iki taraftan kıvrımlı arkadaşlar, ekran tarafında. Bu da telefonu düşürdüğünüz zaman kırılma ihtimalinin daha fazla artmasına sebep oluyor tabii ki. 5.7 inçlik 2560x1440 Super AMOLED ekranda gelen telefonumuzda USB Type-C ve kulaklık çıkışı ayrı ayrı bulunuyor. Type-C'nin yanında mono bir hoparlörümüz bulunuyor ve bu hoparlörün çok temiz bir ses verdiğini söyleyemeyiz dışarıya. Çift SIM kart takabildiğimiz telefonu istersek tek SIM ve 256 GB'a kadar microSD kombinasyonuyla da kullanabiliyoruz. Telefonumuz kutudan Android 8 ile birlikte çıkıyor. Bu arada yine tasarımı ucundan bucağından girebilecek bir şey geliyor kutu içerisinde. Güzel bir kılıf. Eğer telefonu almış olsaydım ben bu kılıfla kullanmayı tercih ederdim. Dilerseniz biraz da kameradan bahsedelim. S7 ile aynı kamera var desek yanlış olmaz. Dual piksel teknolojisiyle birlikte 12 megapiksellik f1.7 diyafram değerine sahip bir ana kamera bizleri karşılıyor. Çift kamera değil, tek kamera var arkada. Kamera olarak tabii ki günümüz amiral gemileriyle kapışacak bir yapıya sahip değil. Ancak uygun fiyatlı Android cihazlar içinde bence hala geçerli bir kameraya sahip. Özellikle ışık boğaz ortamda gayet güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca 4K çözünürlükte de saniyede 30 kare videolar çekebiliyor Fan Edition. Ön kameramız yine f1.7 diyafram değerinde, çözünürlüğümüz 5 megapiksel. Ön kamera arka taraf kadar umut vaat etmese de yine sosyal medya ortamlarında ucundan bucağından günü kurtarabilir. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Samsung Fan Edition üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Kameradan sonra telefonun önemli noktalarından birine değinelim. Telefonumuzun kalemi. Note serisini sevenlerin birçoğu aslında bu telefonu not tutmak için, yani S Pen için alıyorlar. S Pen telefonun alt kısmında yer alıyor ve 4096 seviyelik bir basınç hassasiyeti bulunuyor. Yani bu da kalemle kağıda yazma hissiyatını oldukça güzel bir şekilde yaşatıyor diyebiliriz. Ekran kapalıyken hızlı notlar tutabiliyorsunuz. Birçok farklı uygulama ile daha detaylı not tutma şansınız da var. Ayrıca tıpkı telefon gibi S Pen'imiz de suya dayanıklı, yani yağmur altında falan rahatlıkla notlarınızı tutmaya devam edebilirsiniz. Şimdi telefonun hem teknik özelliklerinden bahsedelim hem de biraz oyun oynayalım. O sırada da bataryadan bahsedelim. Teknik özellik açısından yine Note 7 ile aynı diyebiliriz. Yani aslında bu telefonu günümüzde alırsanız 2016 yılında çıkmış bir telefon almış oluyorsunuz. Exynos 8890 işlemci, Mali T880 MP12 grafik işleme birimi yer alıyor. Ayrıca 4 GB RAM ile birlikte gelen telefonumuzun dahili hafızası 64 GB. Dediğim gibi 256'ya kadar yükseltebiliyoruz. Standart bir telefon kullanıcısı için sıkıntı yaratmayacak teknik özelliklerimiz var. Sosyal medyada, hani oyunlarda falan çok fazla sıkıntı yaratmaz. Ancak ilerleyen dönemlerde tabii ki oyunlar gelişecek. Daha fazla RAM'e, daha güçlü bir işlemciye ihtiyaç duyacak. O zaman ufak tefek sorunlar yaşama ihtimaliniz var. Sonuçta dediğim gibi 2016'nın teknik özellikleri var bu telefonda. Pil konusuna da baktığımız zaman dediğim gibi 3500'den 3200 mAh'e çekildi. Rakamsal olarak düşük gözükse de Android oranının stabil kullanımı ile birlikte bir gün rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ancak pil konusunda da çok daha fazlasını beklemek biraz yanlış olur. Tabii ki bu tamamen kullanımla alakalı. Ortalama bir gün, 1,5 gün kullanabilirsiniz. Telefonumuzun şarjı %78'den 74'e düştü. Bu normal bir değer diyebiliriz. Ancak sıcaklığımız biraz fazla arttı. Oyun bittikten sonra 39 derece seviyelerine kadar çıktı ve ele de ciddi anlamda sıcaklığı hissettirdi diyebilirim. Artık son sözlerimize gelebiliriz. Note Fan Edition bence yanlış
zamanda çıkan güzel bir telefon. Ancak fiyatı düşündüğümüz zaman telefonun güzel kısmı daha ağır basıyor. Zira 2200 TL gibi bir fiyatı var. Yani bu da telefon 2000 lira bandındaki iyi telefonlardan birisi, tercihlerin arasına rahatlıkla sokulabileceklerden birisi yapıyor. Ayrıca tabii ki de Oreo güncellemesi, S Pen'i bulunması, yine günümüze göre fena sayılmayacak kamerası da işin cabası. Tasarımın günümüzün biraz gerisinde olması sizin için dert değilse, dediğim gibi rahatlıkla telefonu alıp işinize gücünüze devam edebilirsiniz. Artık videomuzu kapatabiliriz. Kapatmadan önce şuraya bir anket hazırladık. Bildiğiniz gibi Note 7'ler patlamasıyla ün saldı. Webtekno usulü bir sağlamlık testinde bu bataryayı biz de test edelim mi? Bunun cevabını bekliyoruz. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone.